Sayın Vali Yardımcımız, Sayın İl Sağlık Müdürümüz, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, Başkan Yardımcılarımız, Sayın İlçe Sağlık Müdürümüz, Sayın Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyelerimiz, kıymetli hekim ve sağlık çalışanlarımız, değerli basın mensupları ve çok değerli hasta ve hasta yakınlarımız. Hepiniz meme kanseri farkındalık programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İçinde bulunduğumuz Ekim ayı meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlardan en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türüdür. Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık %25'ini meme kanseri oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi, 180 dünya ülkesinin 140'ında meme kanserinin kadınlarda en yaygın görülen kanser olduğunu belirtmiştir. Biz Avrasya Hastaneler Grubu olarak kadınlarımızı kontrolü elden bırakma diyerek meme kanserine karşın bilinçlenmeye davet ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın sağlık okuryazarlığını geliştirme programları kapsamında bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bugün bu amaçla burada toplanmış bulunuyoruz. Programımızı günün anlam ve öneminin belirtildiği değerli hocalarımız ve aramızda bulunan değerli protokol mensuplarının konuşmalarıyla devam edeceğiz. Ben aslında meme kanserinde arka planda kalan gizli kahramanlarımızı birazdan sizlere sunmak istiyorum. Ve onlardan biri, genel cerrahi ve onkoloji cerrahi alanında başarılı teşhis ve tedaviler ile tercih edilen bir hekim olan, her hastasına tıpkı ailesinden biri gibi ilgi ve alaka gösteren, hastalarını her zaman güler yüzü ve pozitif enerjisiyle karşılayan, bilgi aktarımı ile güven veren Avrasya Hastanesi'nin insan sağlığına verdiği önemi hassasiyetle sürdüren ve bu sorumluluğu en güzel şekilde taşıyan, meme hastalıkları ve onkolojik meme cerrahisi alanındaki bilgi ve tecrübeleriyle yurt içi ve yurt dışından hastanemize gelen çok sayıda hastaya şifa olan değerli hocamız, tüm cerrahlarımız adına da kendisini huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Şefika Aksoy. Hepiniz hoş geldiniz. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olup erken tanımda konulabildiği takdirde tedaviye olumlu cevap verme oranı %99'lara çıkıyor. Bu yüzden bütün amacımız kanser meme kanseri farkındalığını arttırarak erken tanı koyabilmek. Bunun için de tüm kadınlara 20 yaşından itibaren tüm kadınların kendi kendine meme muayenesi öğrenmesini, 30'lu yaşlardan sonra da ayda bir kendi kendine meme muayenesi, yıllık meme cerrahisi uzmanı tarafından meme kontrolü ve yaşına uygun olarak görüntüleme tetkiklerini yaptırmasını mutlaka öneriyoruz. Erken tanı çok önemli. Benim söyleyeceklerim size bu. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Evet, bir diğer isim, medikal onkoloji ünitemizde teşhisleri ve tedavileriyle yurt içi ve yurt dışından gelerek bizi tercih eden hastalarımıza kaliteli ve faydalı şekilde hizmet vermemize önemli katkılar sağlayan, güler yüzü, yakın ilgi ve alakasıyla hastalarına güven veren, kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu başarılı sonuçlarla sayısız kez dünya çapında gösteren, tüm medikal uzmanlarımızı da yine temsil eden medikal onkoloji uzmanımız Doçent Doktor Fatma Şen hocamızı farkındalık selamımızı yapmış olduk. Öncelikle tüm katılımcılara, özellikle Hüseyin hocam olmak üzere kaymakam, valimiz, temsil eden tüm hastanemizde çalışan herkese, hastalarımıza hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum.
Meme kanseri farkındalık ayı neden var? Çünkü her yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı konuyor tüm dünyada. Ve kadınlarda artık tüm dünyada akciğer kanserlerinin de önüne geçmiş durumda. Yani en sık görülen kadın kanseri meme kanseri. Fakat GlobalCan dediğimiz dünyadaki kanser verilerini tutan kanser istatistiklerine baktığımızda kanser ölümlerine yol açan kanserler arasında da geri planda. Bunlar hep başarılı tarama programları, kişilerin, kadınların özellikle meme kanserini ile ilgili kendilerini tanıma, tarama programlarına katılma ve daha iyi tedavilere ulaşabilme nedeniyle her yıl daha iyi hale geliyor. Bu nedenle de Ekim ayı her yıl meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Böylelikle de benim hastalarımdan bana söyleyenler olmuştu. Hocam hiç taramaya gitmemiştim ama bu televizyonda, magazinde, programlarda dikkatini çekmiş. Bu daha bir tanesi geçen yılkini anlatıyor. Yeni o şekilde gittim diyor. Niye şikayetim vardı? Bir tarama programına katıldım diyor. Onun için kadınların farkındalığını arttırmak amacıyla bu programlar düzenleniyor. Pembe Kurdel'in öyküsünü çok merak ettiğim için farkındalık aylarında anlatmayı çok severim. 1990'lı yılların başında Amerikalı bir hanım kendisi meme kanserinden kurtulmuş 68 yaşında. Kızı ve annesi de meme kanseri olduğu için meme kanserinin için harcanan yani kanser için harcanan giderlerin çok fazla olduğunu, aslında erken teşhis için harcanan paralar daha fazla olsa daha çok kadının hayatını kurtarabilir diye pinç dedi. Yani şeffaf renginde kurdeleler yaparak tüm süpermarketlere binlerce kez, binlerce kart üzerinde yapıştırarak farkındalığı arttırmak amacıyla üzerindeki yazılarla gönderiyor. Bir kadın dergisi 95-96 yılında fark ederek diyor ki kadınla bir araya geliyorlar, Charlotte kadının adı, Amerikalı hanımın adı. Biz bunu kullanalım. O da diyor ki hayır, benim kurdelelerim ticari değil, ticari bir dergide çıkamaz. Onlar da avukatlarına giderek diyorlar ki biz bunun rengini değiştireceğiz, pembe yapacağız. Herhangi bir hak iddia edebilir mi? Edemez diyorlar. O zamandan bu yana, 96 yıllarından bu yana da pembe kurdele meme kanseri farkındalığını gösteren kurdele olarak karşımıza çıktı. Tıp dünyası da halkımız da kabul etmiş oldu. Ben de Şefika Hocam gibi özellikle bu aya yönelik olarak tarama programlarımıza özellikle katılmaya çalışmamız gerektiğini, yani 40 yaşından itibaren hem Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şekilde hem de dünyadaki birçok tarama programlarının önerdiği şekilde mamografi taramalara katılmaları gerektiği, 18 yaşlardan itibaren de kendi kendine meme muayenesi ve 20 yaşlardan itibaren de dönemsel olarak hekim muayenesine gitmeleri gerektiklerini vurgulayarak sözümü bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bir diğer isim, radyasyon onkoloji biliminindeki teşhis ve tedavileriyle yurt içi ve yurt dışından gelen sayısız hasta, kanser hastalığını onunla birlikte şifa ile yendi. Hasta-doktor ilişkilerinde açıklayıcı anlatımları ve hastalarına olan yakın ilgisiyle her zaman güven veren bir yanı olan akademik kariyeri ve tecrübeleriyle her türlü kanserin tedavi edilebileceği, başarılı sonuçlarla sonlanabileceği, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde sayısız kez hasta tedavilerini gösteren, Türkiye'nin radyasyon onkolojisi dalında önemli hekimlerinden, radyasyon onkolojisi uzmanımız Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin'i alkışlarımızla sahneye davet ediyorum. Değerli misafirlerimiz, hepiniz bu program için hoş geldiniz. Meme kanseri farkındalık ayı çok önemli bir günü temsil ediyor. Çünkü bu günlerde 1970'li yıllardan beri katlanarak gelen meme kanserine karşı kadınlarımızı daha duyarlı hale getirmek, bilinçlendirmek ve onlara bu farkındalığı oluşturarak tarama testlerine ya da kendi kendine meme muayenesini özendirerek meme kanserinin erken tanısında rol almak amacıyla düzenlenen bu toplantıya sizlerin de aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Basınımız sayesinde muhtemelen bu program yayınlanacak ve eğer
biz bu programı izleyen birkaç kadına ulaşabilirsek ve onları bu konuda bilinçlendirip, bilgilendirip gerekli önlemleri almaları konusunda ön ayak olabilirsek ne mutlu bize. Şimdi meme kanseri neden önemli? Meme kanseri bir kere dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanser türü. İkincisi, ucuz, kolay muayene metotları ve teşhis metotlarıyla belirlenebilmesi. Erken teşhis edildiğinde de tamamen tedavi edilebilen bir hastalık olması. Hastaların yaklaşık erken teşhiste %95-99'u artık erken meme kanseri çalışma grubunun 35-40 yıllık sonuçları açıklandığına göre 35-40 yıldır yaşıyor anlamına gelmesini içermektedir. Bu da bir ömür demektir. O nedenle Dünya Sağlık Örgütü 2004 yılından beri bu konulara dikkat çekmesi amacıyla bu 1-31 Ekim tarihlerini, yani Ekim ayını meme kanseri farkındalık günleri olarak uygulamayı, planlamayı ve bu konuda vatandaşlar, insanlarımızı bilinçlendirme amacıyla yola çıkmış bulunmaktadır. Türkiye'de yaklaşık her yıl 75 bin kadına yeni kanser tanısı konulmaktadır ve bunların da 18 bin adeti, yani dörtte biri, yani %25'i meme kanserinden oluşmaktadır. 1970'li yıllardan sonra mamografi ve meme ultrasonografisinin ve kendi kendine meme muayenesinin pratiğe girmesiyle erken evre meme kanserinin yakalanabilirliğinin artması nedeniyle bu tarama programları, ucuzlukları da göz önüne alarak tarama programı olarak başlatılmıştır. Bizim Sağlık Bakanlığı'nın ulusal tarama standartlarında yer alan tarama programına göre 20 yaşından sonra her kadının kendi kendine meme muayenesini öğrenmesi önerilmekte ve yılda bir kere de ya da 2 yılda bir kere de sağlıklı olanların hekim muayenesine gitmesi önerilmektedir. 40 yaşından sonra buna 2 yılda bir mamografiyi eklemek mümkündür. Ben bir radyoterapi uzmanıyım. Radyoterapi konusunda bilinen yanlışlar var. Daha dün bir hastam geldi. Hocam dedi, sizin yani ben radyoterapiden çok korkuyordum. Hatta bir arkadaşla da konuştuk. O da çok korkuyormuş. Niye korkuyorsunuz dedim. Dedi, ya yapıyor musunuz radyoterapiyle? Nasıl bir yanıkmış diye sordum. Valla iç organlarımız yanıyormuş, her yerimiz yanıyormuş. Bu radyoterapinin yanlış bilinen şeylerinden birisi. Evet, meme kanseri şeyinde, tedavisinde ciltte meme koruyucu cerrahi uygulandıktan sonra radyoterapiyi kesin kesin uyguluyoruz. Çünkü hastalıksız sağ kalımda %20, ölüm riskinde de %8 net kazanç elde ediliyor radyoterapiyle. Aynı zamanda mastektomi, yani memenin tamamen alınması durumunda prognostik faktörlere bakarak yaptığımız radyoterapide de gene hastalıksız sağ kalım %16-22, 15 yıllık sağ kalımda %7 oranında arttırabiliyoruz. Bunlar çeşitli radyoterapi cihazları. Dediğim gibi radyoterapi uzaktan X ışınlarının vücuda yönlendirilmesiyle yapılan bir tedavidir. Hiç de zor değildir. Biz nasıl yapıyoruz? Biz planlama filmini çekiyoruz ve burada hastanın bütün organlarını tek tek kontrolüyoruz. Gördüğünüz gibi bu sol kalp, yani sol meme kanseri ve kalp riskli organ altında. Gördüğünüz gibi kalbin bütün yapılarını, koroner arterler dahil olmak üzere tek tek kontrolüyoruz ve buradaki dozları görerek, bilerek tedavi yapıyoruz. Şimdiki yeni teknolojiler bunlara bize sağlıyor. Meme kanseri konusunda söyleyeceğim en son cümlelerden birisi, bir kadının meme sağlığındaki konusundaki en büyük destekçisi yine kendisi olmalıdır. Bu da kendi kendine meme muayenesiyle başarılabilen bir durumdur. 20 yaşını geçen her kadının kendi kendini ayda sadece 10 dakikasını ayarak meme muayenesi yapması ve orada kitle gibi
bir takım bozuklukları ya da meme cildiyle ilgili ya da memenin şekliyle ilgili bir takım bozuklukları fark edip hekime gitmesi gene erken evrede kanserin yakalanmasında ön ayak olmaktadır. Unutulmamalıdır ki erken teşhis her zaman hayat kurtarıcıdır. Bu nedenle farkında olalım, meme kanseriyle savaşta hep birlikte el ele yol alalım. Radyoterapi de biz şimdi. Radyoterapi de biz şimdi. 1895'ten beri çok büyük kademeler kat ettik ve çok güçlü duruma geldik tedaviler arasında. Çok güçlü bir konuma yerleştik. Ve şu anda da hastaların meme kanserinden ölüm oranlarını azaltarak bütün tedavilerle birlikte yol almaktayız. Çok teşekkür ediyorum. Rüveyda Hanım'ın ben yanına gitmek istiyorum şimdi. Rüveyda Şahin. Aramızda mı acaba kendisi? Merhabalar, hoş geldiniz. Rüveyda Hanım, kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Biraz bahseder misiniz? İsmim Rüveyda Şahin. 3 çocuk annesiyim. 38 yaşındayım. Bundan 6 ay önce bu hastalığa yakalandım. Normalde ben bir tedavi sürecindeydim, hemoroid ameliyatı olmuştu. Ve o zaman oraya gittiğimde bir tane yanımda bir hasta vardı. O da meme kanseriymiş ve ben bunu görünce eve gidip kendimi kontrol etme gereği duydum. Ve ben o kontrolün sonucu da göğsünde bir sertlik ve hemen cerrah doktorumuza gittim. Ve Osman Bey hemen acilen normalde ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ve çok şükür ki ilk evrede çok şükür atlattım. Kemoterapim oldum. Şu an radyoterapi oluyorum. 3 gün sonra bitecek. Ve bu arada antrenörüm. Tekvando antrenörüyüm. Evet. Ve sağlığıma kavuşup bir an önce geri dönmek istiyorum. Bu şekilde çok şükür iyiyim yani. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizleri tanıyalım. Sevgi Doğan. 2009'da 4. evre meme kanseri olarak tedaviye devam ettim. 5 yıl sürecince bitti ve kemoterapi, radyoterapi bittikten sonra Rabbim 2 tane evlatla sevindirdi. Kanseri yendim, 2 tane çocuk sahibi oldum. Şu an tekrardan metastaslarım var ama tedavi aşamasındayım. İnşallah bunu da yani güçlü bir şekilde bunları da aşacağız. En büyük motivasyonumuz nedir? Kanser tedavisi görürken, mücadele verirken ne oldu? Sizi ayakta tutan ne oldu? Kendimde çok barışık bir insanım. Yani hastalığa yenilmemeye çalışıyorum. Sevdiğim insanlar var, onlar için mücadele ediyorum ve ayakta duruyorum. Harikasınız. Yani hocalarımızın sayesinde de tabii ki. İnşallah biz güçlüyüz diyoruz. Yakın zamanda hastanemizde nükleer tıp ünitesinde PET CT cihazımız faaliyete geçti. Aramızda nükleer tıp uzmanı Profesör Doktor Erhan Varoğlu hocamız var. Erhan Varoğlu hocamız burada. Hocam, neler söylemek istersiniz? Nükleer tıpın, PET-CT'nin önemi nedir? Farkındalık ayındayız. Bizlere duygu ve düşüncelerinizi alabilir misiniz? Diğer doktor arkadaşlar zaten söylediler ama nükleer tıp tetkikleri, PET-CT, özellikle PET-CT tetkiki diğer bütün kanserlerde olduğu gibi meme kanserinde de bir kilometredir. Yani PET-CT'den önce kanser hastalarının tanısı ve izlenmesi ve tedavilerinin takibi ile PET-CT'den sonraki bu işlemlerin yapılması birbirinden çok çok farklı algoritmalar içeriyor. PET-CT artık bugün bütün kanserlerin tanısında, tetkikinde, tedavisiyle ve tedavinin izlenmesinde rehberlere girmiş durumda. Bu hastanede de diğer onkolojik branşlara destek olarak PET-CT'nin bulunması bence çok önemli. Daha önce de belirtildiği gibi hasta Avrasya Hastanesi'ne geldiğinde tanısını, tedavisini en rahat ve en kolay bir şekilde ve en doğru bir şekilde olup sağlığına burada kavuşmasını bekliyoruz. Kanserin teşhisi, tedavisi için medikal onkoloji, radyasyon onkoloji ve cerrahi onkoloji bilimlerini kurdu. Akademik kariyerli hekim kadrosunu bir araya getirdi. İleri düzey cihaz donanımlarını araştırıp takip ederek yenilikleri ve gelişmeleri hastane içerisine taşıdı. Avrasya Hastanesi'ne kanser tedavisi için başvuran her birey kaliteli ve etkili sonuçlar aldı. Hem de tek bir hastane içerisinde gerekli olabilecek tüm tıbbi ihtiyaçları karşılanarak.
Meslek hayatı boyunca hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibiyle hareket ederek toplum sağlığı adına önemli işler başardı. Huzurunuzda kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu'yu meme kanseri farkındalık ayına özel düzenlediğimiz etkinlikte konuşmasını yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyoruz. Sayın Valim, kıymetli misafirler, sevgili çalışma arkadaşlarım, doktor arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben 10 sene kadar kamu hizmeti yaptım. Bulunduğum hastanede de, ihtisas yaptığım hastanede de kanser konusunda ciddi çalışmalar ve cihazlar alınmıştı, kullanılıyordu. O zaman onkolog arkadaşlarımız, hocalarımız vardı ve yurt dışına da birçok Türkiye'den hastalar gidiyordu ve orada hastanemizin başhekimi, daha sonra orası üniversite olmuştu, Bezmialem Üniversitesi, sonra 78'li yıllarda, 80'de dağıldı, Marmara Üniversitesi ile beraberdi. Onkoloji bölümümüz vardı, yoğun bakımlarımız vardı, kalp cerrahisi vardı ve onkoloji apayrı bir alandı. Biz de bu hastaneyi kurarken farklı bir şey olsun istedik ve en çok hastalar da onkoloji konusunda yurt dışına gidiyordu. Kalp cerrahisine de gidiyordu ama onkoloji de büyük bir alan. Yani böyle kolay bir hayalini kurup da yapılacak gibi gözükmüyordu bana. Çapa'dan bir hocamız, değerli hocamız Gökhan Töre, profesör doktor. Şimdi rahmetli 4-5 sene oldu. Böyle bir projeye bilgi desteği verdi. Gönülden destek verdi. Ve biz burada onkoloji kurma kararını aldık. Ve onkoloji için temelden altyapısını yaparak onkolojisi olan bir hastane yapmayı planladık. Ve sonra da 1999 geldi. 1999'da da buradan sağ olsun Zeytinburnu'ndan iş adamları büyük bir destek verdi. 15 kişi beraber Çankaya'ya gittik. Cumhurbaşkanımıza ulaştık ve bize onkoloji mi olacak hastanenizde, hay hay gelirim açılışını yaparım dedi. Ve geldi, burada açılışını yaptı ve burada söylediği önemli sözler vardı. Her kim ki taş üstüne taş koyarsa ben mutlu olurum dedi. Zeytinburnu halkı burada toplanmıştı. Ben buraya sizin için geldim. Sizin için Doktor Hüseyin Uğurlu ve arkadaşlarına teşekkür etmeye geldim. Tabirini kullandı ve sonra dedi ki burası şifa kapısı olacak. Biz o gün bugün burada şifa kapısı sloganını kullanmaya devam ediyoruz. Avrasya Hastanesi Uğurlu ailesinin bir kuruluşu. Burada kardeşlerim, yeğenlerim bizimle beraber. Ve Avrasya Hastanesi olarak iki büyük hastanemiz var. Bir de İlk göz ağrımız olan Bakırköy'de Çamlık Hastanesi var. Ben burada tüm çalışma arkadaşlarıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca onkolojide şu an hizmeti geçen ve güçlü kadro dediğim hekim arkadaşlarımla bu hizmetleri yürütüyorum ama bu hizmetler sadece burada gördüğümüz Bezdi Hocam, Fatma Hocam, Hakan Hocam, Nilgün Hocam ve Erhan Hocam bunlardan ibaret değil. Ama bunlar lokomotif.
güçlü kadro. Arkasında her alanda bize destek veren, cerrahisini yapan, bronkoskopisini yapan, gastroskopisini yapan, kolonoskopisini yapan, biyopsilerini yapan, girişimsel radyolojiyi yapan geniş bir ekip ve laboratuvarlar var. Hatta anjiyo bile burada işimize yarıyor. Biraz önce arkadaşlarım bahsetti. PET-CT önemli bir araç. Özellikle kanserin yayılmasında çok önemli bir araç. Mamografi yine meme kanseri konusunda çok önemli bir araç. MR, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, yine tedavide kiloloji veya radyoterapi cihazları çok önemli bir araç. Bunların hepsi hastanemizde mevcut. Ameliyathanelerimizde rahat rahat bu büyük ameliyatlar yapılabilir durumda. Bütün bu hizmetler insan sağlığı için, insan için, sağlık için ve ülkemizin hastaları için. Ama sadece şu an ülkemizin hastalarına değil, birçok hastalar da yurt dışından geliyor. Bugün Amerika'dan bir üniversite ve hastane sahibi, 5 üniversite sahibi bir Amerikalı dostlar geldi ve hastanelerimizden birini gezdirdi. Bir katta gezdirdik. Bir katta 14 hastanın 9'u yabancı hastaydı. Yani biz de amaçlarımıza bir nevi ulaştık. Dünyanın şu an sayılı hastanelerinden veya sağlık hizmeti veren kurumlarından biriyiz ve ülkemizde dünyada sağlık turizminde 3. sırada. Yani neredeyse Almanya'yı da geçmiş durumdayız. Yani ortada Amerika, Güney Kore, Almanya, 3. sırada çok zaman Türkiye. Böyle bir durumdayız. Biz bununla da gurur duyuyoruz. Bu ülkemizde bu duruma gelmesi sağlığın çok önemli. Ben de tüm halkımıza buradan sesleniyorum. Ama bunun yanında biz sadece buralarda seslenmedik. Birçok radyo, televizyon programlarında da halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek için tüm kadrolarımızla mücadele ettik. Bundan farklı programlar da yaptık. Bu konuda da sosyal sorumluluk konusunda da halkımıza farklı hizmet vermeye çalıştık. Meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle kontrolü elden bırakma ve erken teşhis hayat kurtarır diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu'ya yapmış olduğu duygu dolu konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak için bir araya geldik ve değerli protokol mensupları da aramızda bulunuyor. Ben içlerinden Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy'u temsilen, Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Avukat Saffet Özü huzurlarınıza kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli Vali Yardımcımız, Sağlık Daire Başkanımız ve İlçe Sağlık Müdürümüz, Avrasya Hastaneler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Uğurlu ve İbrahim Uğurlu, kıymetli hekimlerimiz, kıymetli çalışanlarımız, hastanemizin kıymetli çalışanları ve katılımcılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, ben Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'un da selamlarını size iletmiş olayım, iletmiş istiyorum. Evet, bugün bu farkındalık etkinliğini yaptığı için ben Avrasya Hastanesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çalışanlarına ve yönetimine çok teşekkür ediyorum.
Elbette sağlık deyince sağlık insanoğlunu, insanı ilgilendiren bir konu ve çok kıymetli Urlu ailesi de Zeytinburnu'nda 1999'dan başlayan bir serüvenle çok kıymetli bir hizmet kazandırdılar Zeytinburnu'muza ve Zeytinburnu'muza şifa dağıtan, şifa kapısı olarak kıymetli Hüseyin ağabeyinin ifadesiyle şifa kapısını Zeytinburnu'ndan tüm İstanbul'umuza ve Türkiye'ye, şimdi de öğreniyoruz ki bütün dünyaya şifa dağıtmaya devam ediyor. Duygu dolu bir konuşma yaptı Hüseyin Bey. Evet, haklıydı çünkü hakikaten büyük bir emek var. Biz de buna şahitlik ettik burada Zeytinburnu'nda. Çok kıymetli emekler verildi, çok kıymetli hizmetler sunuldu. Ben bu konuda da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu başarılarından dolayı da kendilerini takdir ediyorum. Kıymetli hocalarımız konuyla alakalı ve bugünkü toplanma sebebimizle alakalı çok kıymetli bilgiler verdiler. Ben onlara da çok teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda bir başarı diliyorum. İnşallah sağlık konusunda daha da ifade ettiğinizden daha da ileri noktalara ülkemiz taşıyacak ve ülkemiz bütün yurt dışındaki hastalara da insanlarımıza da çok kıymetli hizmetler ve şifa dağıtmaya devam edecek. Ben yaptığınız bu etkinliğinden dolayı sizleri kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Avukat Saffet Öze yaptığı konuşmasından ötürü çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanımız Sayın Doktor Öğretim Üyesi Önder Yüksel Eryiğit'i huzurlarınızda konuşmasını yapmamızı Sayın Valim, kıymetli protokol, sevgili meslektaşlarım ve çok sevgili sağlık çalışan arkadaşlarım, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben de Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selam ve sevgilerimi sizlere ileterek konuşmama başlamak istiyorum. Kendisi 2 yıl önce Covid'den kaybettiğimiz eski İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Gümüşhane'de yaptırdığı okulun açılışı nedeniyle şehir dışında, o yüzden gelemediler, onu temsilen ben buradayım. Değerli arkadaşlar, evet Hüseyin abi diye hitap edeceğim izninizle. Hüseyin abiyle bizim yolumuz sanırım 1993'te kesişmişti, yani 92 ya da 93. Ve ilk göz ağrım diye ifade ettiği Çamlık Hastanesi'nde tanışmıştık. Ben neden bu kadar duygulandığını en iyi hissedenlerden birisiyim. Çünkü o günden bugüne o kadar ciddi mesafe kat edildi ki ben yeniden hem kendisini hem de ekibi sizleri kutluyorum bu başarıdan dolayı. Çünkü bu başarı hikayesi kolay yazılan bir hikaye değil. Ben kendim de hekimim. Ve ayrıca hem Çamlık'ta hem de bu hastanede, ama bu binada değil, A blokta, bu bina yeni yapılmış. Birçok kere ameliyata girdim, hasta uyuttum. Dolayısıyla altyapısının ne kadar iyi olduğunu, güçlü olduğunu da bilen birisiyim. Kutluyorum Hüseyin abi, elinize sağlık. İnşallah başarılarınızın da devamını diliyorum. Değerli arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlıkla ilgili neler yapıyoruz? Çok kısaca onlara değinmek istiyorum. Biliyorsunuz sağlıkta tedavi edici sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı'nın ünitesinde yürütülüyor. Biz yerel yönetimler olarak koruyucu önleyici sağlık tarafındayız. Bu görev tanımı nedeniyle de bilinçlendirme, farkındalık, hastalıklar oluşmadan önlemek adına üstlendiğimiz görevi diğer alanlarda olduğu gibi meme kanseri ya da onkoloji ile ilgili çalışmalarımızda da devam ettiriyoruz. Meme kanseri ile ilgili bizim üniversitelerle, sivil toplum örgütleriyle, bu konuyla ilgili tüm sektörlerle iletişimimiz var, dinamik olarak devam ediyor. Ve farkındalık ayı içerisinde yine bu şekilde bilgilendirme ya da seminer çalışmaları, şehrin çeşitli yerlerindeki bir ay boyunca pembe aydınlatma faaliyetleri, artı bizim şehir ekranları dediğimiz billboardlar, toplu taşıma araçlarındaki ekranlar ya da işte köprü üstlerindeki o inanılabilen yerlerde halkımızı bilinçlendirmek, bu konuyla ilgili dikkat çekmek ve algı oluşturmak adına
çalışmaların onlarla birlikte, diğer paydaşlarımızla birlikte ortak çalışmanın içindeyiz. Ayrıca yine koruyucu önleyici ya da önceden tedbir alabilmek adına da bizim kendi birinci basamak sağlık alanlarımızın içerisinde mamografi ve ultrason hizmet uygulamalarımız var. Bu şekilde meme kanserinde olduğu gibi diğer alanlarda da halk sağlığını korumak adına, toplum sağlığını korumak adına vektörlerle mücadeleden tutun da bağımlılıkla mücadele farkındalığı, evde sağlık, psikolojik danışma merkezleri gibi sayabileceğim bizim sağlık dairesi çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalarımız var. Ve Sayın Başkanımızın oluşturduğu vizyon doğrultusunda da bu anlamda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çok uzatmayacağım. Burada olmaktan çok mutluyum. Sizlerle olmaktan çok mutluyum. Bugünkü davet için yeniden teşekkür ediyorum. Gerçekten yıllar öncesine götürdü Hüseyin Ağat beni. Hepinize yeniden saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu temsilen Sağlık Daire Başkanımız Sayın Doktor Öğretim Üyesi Önder Yüksel Erhit'e yaptığı konuşmasından ötürü çok teşekkür ediyorum. Aramızda Hatay İş Adamları Dernek Başkanımız İbrahim Güder Bey var. Neler söylemek istersiniz farkındalık ayında? Evet. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesi bende farklı duygular yarattı. Ben 2001 yılında meme kanserine yakalanmış bir kardeşe sahibim, kız kardeşime. 32 yaşında rahmetli oldum. O süreçleri yaşadı. Tabii genç teşhisti bu. Üstümüze büyük etki yarattı. Daha çok gençti. 2 tane çocuğu vardı. Aradan yıllar geçti. Eşim Yıldız Hanım işte bir şey vardı, kontrole gidiyordu 6 ayda bir. Doktorum şey yapmamış, yine bir sonraki 6 ay falan sonra gel denilmiş. Sonra Hüseyin abiyi de paylaştım. Ya dedi, getir bir bakalım dedi. Avrasya Hastanesi'ne getirdik eşimi. Sağ olsun Şefik Hanım baktı. Kendisine burada gönülden teşekkür ediyorum. Çok isabetli bir teşhisle. Daha ilk evreymiş. Hatta eşim gitmek istemiyordu. Hüseyin abi dedi ki, ya dedi, bu sağlık ihmale gelmez. Kendisini al getir dedi. Aldık getirdik. Ta ilk evresinde sonuçlar geldi. Tabii kanser, kız kardeşimle bunu yaşadık. Duyunca oturdum yerine böyle. Çöktüm. Eşin kanser işte ama önemli bir şey değil. Hüseyin abi teselli ediyor. Eşimi de çok severim. 30 küsur yıllık evliyiz. İki çocuğun da annesi. Eve gideceğim şimdi yolda. Hüseyin abi beni şey yaptı dedi, önemli değil daha işin evresi. Biz dedi elimizden gelen her şeyi de yaparız. Hakikaten de üstün bir moral verdi. Eve gideceğim. Eşim de evde beni bekliyor. Bana sonucu soracak. Ona nasıl cevap vereceğim? Eve geldim. Nasıl oldu dedi. Ya dedim, önemli bir şey değilmiş dedim. Şimdi iyi ya. Evet. Dedim, ya önemli bir şey değilmiş. Bak dedim, operasyon belki olabilir falan. Ya dedi, olan daha iyi var dedi. Eğer olmuşsa yapacak bir şey yok dedi. Tedavisini yaparız. Baktım, ben ağrıyorum ama tez veriyorum. Hakikaten de bu meme kanseri konusunda Hüseyin abinin Avrasya Hastanesi'ni bize yönlendirici olması, Şirke Hanım'ın güzel teşhisi, Avrasya'nın tedavi süreci, eşimin tedavisi hakikaten de normal sağlığından daha iyi bir duruma geldi. Şimdi sağlığı iyi hamdolsun, normal rutin tedavilerinde oluyor. Bu meme kanseri farkındalık ayı hakikaten de önemli. Bunun herkesin de fark ettirilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani fıdık gibi bir şey herhalde ilk başta şey yapıldığında ama önemsenmediğinde herkes yüzünden bir hastalık. Ama ilk başlarda buna müdahale etmek lazım. Böyle sağlık kuruluşlarının
bu işe farkındalığını sağlama yönünde adım atması çok değerli bir şey. Ben tüm hanımlarımıza sağlıklı ömürler diliyorum. Ve sağlık kuruluşlarımıza, hekimlerimize bu gösterdikleri gayret ve verinden dolayı da şükranlarımı sunuyorum. Başta Avrasya Hastanesi, Şefik Hanım gibi tüm hekimlerimizi canı gönülden kutluyor ve başarılı meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, aramızda İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'yı temsil eden sağlıktan sorumlu vali yardımcımız Sayın Niyazi Erten'in konuşmasını yapmak üzere alkışlarımıza koşuyorlar. Evet, çok değerli katılımcılar. Gerçekten de güzel bir program oldu. Güzel hazırlanmış. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu çok önemli bir konu, çok önemli bir süreç. Tabii ki böyle günlerde bir yoğunlaşma oluyor. Ama burada mesele, bu salondan çıktıktan sonra da bu erken teşhise yönelik çalışmaların koordine olarak olması konusunda hep beraber çabalarımızı artırmamız gerekiyor. Belli bir yaştan sonra söylendiği gibi, yani bu insanların belli bir eğitimle kendilerinin de yapabileceği bir ön bir çalışma aslında. Ama elbette insanlara bu eğitimi vermek, bu bilinçlendirmeyi sağlamak kolay olmuyor. Şimdi elbette ülkemiz sağlık alanında özellikle son 20 yılda gerçekten çok önemli bir mesafe aldı. Bu bir gerçek. Ben Bakırköy doğumluyum. Yani Zeytinburnu şu anda bulunduğumuz yerde, işte çocukluğumuzun geçtiği yerler, elbette Çamlık Hastanesi'ni vesaire biliyoruz. Ama gelinen neticede çok önemli bir mesafe alındığı da bir gerçek. Memleketin değişik yerlerinde görev aldım. Yani bu Hakkari'nin Çukurcası oldu. Orada 2 sene kaymakamlık yaptım. İşte Urfa, İlvan, Doğu vesaire pek çok yerde, mahrumiyetin daha çok yaşandığı yerlerde de çalışmalarımız oldu. Elbette Sağlık Bakanlığı'nın burada çok önemli, güzel çalışmaları var. Önleyici hekimlik konusunda da çok önemli çalışmalarımız var. Bu konuda çalıştığımız yerlerde de gördük. Yani gün oldu, köylerden araç tahsis ederek bu görüntüleme ile ilgili çalışmalar yapıldı. Bunlar son derece önemli. Ama pratik ve pragmatik olmak lazım diye düşünüyorum. Yani bu olayın bilinçlendirme çok önemli. Yani bence sosyal medya çok önemli. Yani bunları okullarımız çok önemli. Bu çalışmaları bu erken teşhisin konulması konusunda çok daha ileri boyutlara götürebiliriz. Ve bunu da yapmamız gerekiyor. Tabii nitelik ve nicelik bir arada olması gerekiyor. Ben ama işte doktorumuzu, işte yönetim kurulu başkanı Hüseyin Bey'i tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalara imza atmış. Ve kendisini bu hastaneler grubunda da, onkoloji alanında da çok önemli bir noktaya getirmiş. Yani biraz önce kendileri de ifade etti. İşte yurt dışından gelen kişilerle bir araya geldiğinde hastanenin bir katında yatan 14'ün 9'u muydu? Yani önemli bir sayı. Yani burada yurt dışından tedavi olmaya geliyorlar. Yani ülkemizin bu noktada geldiği seviye çok önemli. Ama İnşallah bunun potansiyel aslında daha da yüksek. Bu potansiyeli çok iyi kullanmamız lazım. Sağlık turizminde gelinen noktayı ben çok önemsiyorum. 2 sene işte Covid yaşadık. Ama bu süreçte dahi ve bu süreçten sonra da sağlık turizmi alanında ülkemizin geldiği nokta belli ama bu elbette yeterli değil. Bu potansiyeli çok daha iyi yerlere getirmemiz gerekiyor. Bu çalışmada emeği geçenleri ben tebrik ediyorum. Yani burada bir emek var. Bu sunum da güzel bir sunum. Kısa, öz ve sıkıcı olmayan bir sunum. Etkili, kısa konuşmalarla vurgulandı. Ama gene tekrar etmek gerekirse bu eğitim boyutu çok önemsiyorum. Yani işte acaba yüzde kaç işte kadın bu kendi yapması gereken çalışmayı yapabiliyor? Ben bu oranları çok da yüksek olmadığını düşünüyorum. Bunları yukarı çıkarmamız lazım. Bunları yaparsak erken teşhisle, yani ilk evrede, daha öncesinde belli bir sıkıntıyı azaltmamız mümkün.
Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu hastaneler grubu da çalışmalarını daha da ileri noktalara taşıyacaktır. Herkese saygılar sunuyorum. Bugün programımıza katılım sağlayan İstanbul Valisi adına Sayın Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu temsilen Sağlık Daire Başkanımız Doktor Öğretim Üyesi Önder Yüksel Eryiğit'e, Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısu'yu temsilen Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Avukat Saffet Öz, Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın Doktor Havva Kaplan Kılavuz'a çok teşekkür ediyoruz. Yine bugün bizleri yalnız bırakmayan basın mensubu arkadaşlarımız Vizyon 58, Tekrumeli TV ve değerli konuklarımız, sağlık çalışanlarımız, hekimlerimiz, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Farkında ol diyoruz. Bizler ayrıca Avrasya ailesi olarak tüm meme kanseriyle savaşanlara, bu hastalıkla savaşıp kazananlara, onların yanında olan her zaman değerli hekimlerimize, cefakar ailelerine de bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz. Evet, sevgili seyirciler, Avrasya Hastaneler Grubu İşletme Direktörü Sayın İbrahim Uğur yanımızda. Hocam neler diyeceksiniz? Bildiğiniz üzere burada güzel bir program gerçekleşti. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da belirlenen 31 Ekim tarihlerine meme kanseri farkındalık oluşturma programları dahilinde sizler Avrasya Hastanesi'nde güzel bir program gerçekleştiniz. Yoğun bir katılım vardı. Genel bir değerlendirme alırsak, farkındalık hususunda da üstün başarılar var bu kapsamda. Uzman doktorlar da, başarılı doktorlarla çalışıyorsunuz. Neler diyeceksiniz? Biraz değerlendirme alalım. Evet, farkındalık deyince akan sular duruyor. Biz de meme kanseri konusundaki farkında ol mottosuyla yaptığımız bu etkinlikte gerek Dünya Sağlık Örgütü'nün, gerekse Sağlık Bakanlığımız, sağlıkta okur yazarlık seviyesini geliştirmek ve yükseltmek için elimizden geldiği kadar programlar yapıyoruz. Ama bu program il protokolü ve ilçe protokolü ile birlikte yaptığımız farklı bir program. O nedenle tek başına olmuyor. Bir gülle bahar gelmez hesabıyla bu toplumla beraber yapılabilecek bir şey. Bu bilgilendirme, bilinçlendirme böyle bir şey. Evet, bizim gençliğimizde veya çocukluğumuzda kanser hastalığı çok ciddi, çok önemli bir hastalık. O vakitler ülkemizden insanlar yurt dışına giderlerdi. 6 ay ömrü var derlerdi. Devletin üzerinde bu iş ağır bir yüktü. 10 ay sonraya randevular verilirdi. İşte böyle bir konuda Avrasya Hospital sağlık sektörümüzde özel hastaneler olarak ilk defa Sağlık Bakanlığımızda da ruhsatlı radyasyon onkolojisi merkezi olan bir hastane olarak başladık. Şükürler olsun, bugün gerek yurt dışından gerek yurt içinden birçok yerden artık insanlar bu konuda bizlere güvenerek tercih edip geliyorlar. Kadromuzda, evet, ülkemiz adına da gurur duyacağımız bir gelişme. Ama bilgilenme, bilinçlenme çok 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 önemli. Hepsinden önemlisi o bireyin beslenmesine, spor aktivitesine, yani Tanrı'nın ona emanet ettiği bedene bakmak gibi bir sorumluluğumuz var. İşte bunun için de bu programları aşağı yukarı her hafta yapıyoruz. Dijital ortamda sivil toplum kuruluşlarımıza davet ederek yaptığımız programlar hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir diyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Urdu. Buradan da tüm Vizyon 58 TV ailesine söyleyelim. Ulaşabildiğimiz tek bir kadın bile olsa erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor. Sakın kendinizi ihmal etmeyin diyelim. Ben uzman diyetisyen Büşra Çengel, hastanemizin onkoloji diyetisyeniyim.
Şu an meme kanserine farkındalık programındayız. Çok güzel bir sunum gerçekleşti. Uzman doktorlarımız kadrosuyla sunumlarını gerçekleştirdi. Meme kanserine tetikleyen en büyük unsur nedir? Siz bir diyetisyen olarak bize birkaç bilgi verirseniz bu hususta. Öncelikle genetik ve çevresel faktörün yanı sıra tabii ki yüksek yağlı kızarmış yiyecekler, hareketsiz yaşam, sigara ve alkol. Bunun yanında çok yüksek şekerli yiyecekler maalesef ki bu hastalığı tetikliyor. Bu anlamda mutlaka sebze ve meyveye ağırlık vermemiz gerekiyor. Bol bol hareket etmemiz gerekiyor, suyumuzu düzenli içmemiz gerekiyor ve şekerden, yapay şekerden mümkün mertebe uzak durmamız gerekiyor. Aslında genetik olarak algılansa da bu tamamen genetikte değil, bazen sonradan da gelişen bir hastalık o zaman, doğru mudur? Tabii ki çevresel ve genetik faktörün yanı sıra beslenme de bu direkt etkiliyor zaten bu durumu. Evet sevgili Vizyon 58 televizyonu izleyenleri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 tarihi itibariyle meme kanserinin farkındalık oluşturma günü kapsamında Avrasya Hastanesi'nde güzel bir konferans gerçekleştirildi. Yanımızda Avrasya Hastanesi Grubu Yönetim Grubu Başkanı Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu var. Sayın Hocam güzel bir program oldu. Biliyorsunuz 1 ile 31 Ekim arası meme kanserine farkındalık oluşturma günü kapsamında burada yoğun bir katılım sağlandı. Güzel bilgiler oldu, bilinçlendirildik. Neler diyeceksiniz? Yorumlarınızı alabilir miyiz? Evet, meme kanseri çok önemli bir kanser türü. Kadınların en sık, kadınlarda en sık görülen kanser türü. 4 kanserden bir tanesi neredeyse meme kanseri oluyor. Ve meme kanseri erken teşhis edilirse çok iyi sonuçlar alınabiliyor. Yani tam tedavi olabiliyor. Başarı %95-99 olabiliyor. Ama ihmal edildiği zaman da daha öldürücü bir hastalık halinde oluyor. Bizim de sosyal sorumluluk gereği bu Ekim ayında meme kanseri farkındalık ayı olduğu için buna benzer toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek için buna benzer bir takım toplantılarımız ya da radyo, televizyon programlarına katkılarımız oluyor. Yeter ki halkımız zamanında farkında olsun ve erken tedavi olabilsin, erken fark edebilsin. Bu hastalar için çok büyük kazanç. Yani başlangıç döneminde tedavi hem kolay hem ucuz, maliyetsiz ama ileriki dönemlerde daha zahmetli olduğu için çok erken fark etmek her zaman çok önemli. Hocam bir de sadece bayanlarda ya da kadınlarda gözüküyor diye biliniyor toplumca arasında ama bu erkeklerde de gelişen bir hastalık tüzü. Bununla da alakalı bilinçlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Neler diyeceksiniz? Evet, daha çok kadınlarda oluyor ama %1 kadar erkeklerde de olma ihtimali var ama onların da bilinçlenmesi lazım, sadece bayanların değil ama bayanlar için çok önemli. Onların kendi kendilerini muayene etmeleri çok önemli. Belli periyotlarla muayene etmeleri çok önemli. Göğüslerinde bir sertlik, bir nodül yakaladıkları zaman bunu mutlaka uzmana gidip inceletmeleri çok önemli. Ultrason yaptırmak, mamografi yaptırmak, MR yaptırmak, biyopsi yaptırmak gibi işlemlerle sonuç %100 olarak netleşmiş oluyor. Yani korkulacak bir şey değilse zaten iş bitiyor. Ama ciddi bir şeyse de önlemini almak, tedavisini yapmak gerekiyor. Yani bu alanda öncelikle cerrahi tedaviler, o nodülün alınması gerekebilir veya koltuk altına sıçramışsa onun tespiti gerekir, ona göre ameliyat gerekir. Bazen ameliyattan önce radyoterapi veya kemoterapi gerekebilir. Bazen ameliyattan sonra kemoterapi, radyoterapi gerekebilir. Hastaların kontrolü, PET-CT ile taranmaları, mamografi ile taranmaları, ultrasonla taranmaları çok önemli. Gelin burada.
buradan izleyicilerimize erken teşhis çok önemli ve kesinlikle ihmale gelmemesi gerekiyor sağlık diyelim buradan. Farkında ol, erken teşhis veya sonucu erken belirle, bir şey yoksa yok olduğunu bil, varsa da erken tedavi ol.